Dumanı üzerinden bile gidecek olursak hani pantenol, arnika, alantoin, mesela shea yağı, kuru ciltler için olan ürünlerde tercih edilebilecek maddelerdir gibi. Nasıl olmuş? Yapamazdı onlar. Kanka bugün dün başka doktora götürdüm. Diyor ki kesinlikle sıcak su torbası koymaman lazım. Ağrıyan yer. Şöyle aslında kişinin kendi deri yapısını tanıması önemli burada. Bazı cilt yapıları yağlı, bazıları kuru, bazıları hassas, bazıları kızarmaya meyilli olduğu için bunlara yönelik ürünleri öncelikle hani ayırt etmek gerekiyor. Hangi cilt yapısı size, hangi cilt yapınız var ve buna yönelik hangi ürünü kullanmalısınız? Bunu ayırt ettikten sonra da kozmetik ürünün içeriğinde bazı istemediğimiz, tercih etmediğimiz ürünler olabiliyor. Bunlara dikkat edilerek yani, alınırsa ürünler doğru tercihler yapılacaktır. Eğer kişinin yağlı bir cilt yapısı varsa buna yönelik tercih edeceği ürünler genelde daha çok salisilik asit içeren, glikolik asit içeren, AHA ve BHA dediğimiz bunlar alfa hidroksi asit, beta hidroksi asit içeren ürünler oluyor. Bunları daha çok tercih ediyoruz. Yağlandırmayacak su bazlı ürünler kullanmasını istiyoruz. Ancak kişinin cilt yapısı kuruysa birazcık daha laktik asit içeren, shea yağı gibi ürünler içeren ürünleri tercih edebilirler. Hassas ciltlerde yine bazen aloe vera içeren kremleri tercih ederken hyaluronik asit içeren nemlendiricileri kullanabilirler. Biz birazcık daha buna yönelik ayrımları yapıyoruz. Bazı kozmetik maddelerin içerisinde koku verici maddeler oluyor, fragranslar oluyor. Bunları alerjik ciltlerde çok fazla istemiyoruz. Hani aldıkları ürünün içeriğinde buna bakabilirler. Bizim ürünlerin içerisinde tercih etmediğimiz kozmetiklerin içerisinde olması pek istemediğimiz ürünlerse daha çok fragrans, hani koku ürünleri, paraben çok istemiyoruz. Daha önce de konuşmuştuk, PABA içeren ürünleri çok fazla tercih etmeyiz. Sülfat mümkünse olmaması tercih ettiğimiz, yine formaldehit veya formaldehit salıcı bazı ajanlar var, onların olmamasına, bunlara dikkat etmek gerekiyor alınan ürünlerde deri sağlığı açısından. Ha, tercih edeceğimiz ürünler ne olur? Mesela anti-aging amaçlı cilde antioksidanlara karşı koruyacak ürünler için C vitamini serumları gündüz ve gece kullanımları olabilir. E vitamini yine iyi olabiliyor. Yine hyaluronik asit, seramit içeren ürünler iyi gelecektir cilde. Bunlar tercih edilebilirler.